Merhabalar, ben Sevim Bekgöz. Bugün mutfağın şefi benim. Çok güzel 3 tane lezzet yapacağız sizlerle birlikte. Ispanaklı beşamel soslu graten yapacağız. Brokoli salatası yapacağız ve köfteli yoğurtlu çorba yapacağız. Malzeme listesini sayarsak beşamel sosumuz için tereyağımız, unumuz ve sütümüz olacak. Muskatımız ve karabiberimiz, tuzumuz tabii ki. Gratenimizde patates de kullanacağız. Sonrasında da et malzemelerini sayacağım size. Etimizde de patlıcan, kırmızı biber, soğan ve yine baharatlarımız olacak. Şimdi malzeme listesini saydık, yapım aşamasına başlayabiliriz. İlk önce tereyağımı tenceremin içine alıyorum. Tereyağımız biraz eridikten sonra da ununu kavuracağız. Zaten beşamel sosu yapmak artık çok kolay, pratik bir yemek oluyor. Bununla yemekler daha lezzetli oluyor. Ete, tavuğa, her şeye de çok yakışıyor. Tereyağım biraz eridikten sonra ununu kavuruyorum. Fırınımı da bu arada açtım, ısınıyor. Patateslerimi de burada haşlayacağım. Tereyağı kokusu gerçekten insanı cezbediyor. Şöyle unumu hemen ekliyorum ve güzelce kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. İçine iki yemek kaşığı da un koyduk. Unun kokusu çıkması önemli. Tabii artık herkes biliyor ama yine de o püf noktalarını hatırlatmak istiyorum. Unun kokusu güzel kavrulursa, güzel çıkarsa daha lezzetli oluyor beşamel sosumuz. Beşamel sosunu yaparken ıspanak kullanacağım. Ispanak da böyle değişik tatları seviyorum. Normal beşamel sosu değil de içine haşlanmış ıspanak ekliyorum. Evet, bunu güzelce kavurduk. Birazcık muskat rendeleyeceğim bunun için. Biraz da karabiber alacağım. Evet, muskatı çok fazla kullanmıyoruz biliyorsunuz. Çok fazla kullanıldığında acı bir tat vermiş oluyor. Çok fazla bu tada alışkın olmasanız da karabiber ekleyebilirsiniz sadece. Yani karabiber de yeterli gelir. Şöyle biraz da karabiber ekliyorum ben. Çok güzel kavruldu. Şimdi sütümü yavaş yavaş ekliyorum ve çırpıyorum. Topaklanmaması için karıştırmak önemli. Bu normal bildiğimiz aslında beşamel sos. Ama biz bunu farklı bir lezzete dönüştürmek için, daha lezzetli yapmak için içine haşlanmış ıspanak kullanacağım. Hem görseli çok güzel olacak, yeşil yeşil olacak. Hem de mesela ıspanak yemeyen çocuklarınız için bunu yapabilirsiniz. Biz anneler çocuklara yedirmek için farklı tarifler, farklı yollar arayabiliyoruz bazen. Bu da onlardan biri. Şöyle hemen koyulaşmaya başladı zaten. Evet. Şöyle biraz da tuzumu ekliyorum içine. Ve bunun yanında da çok güzel bir sebzeli et yapacağım. Ve diğer yemeklerimizde köfteli çorba yanına çok yakışıyor. Yoğurtlu çorba yapacağız. Ve sonrasında da brokoli salatası. Son aşamada koyacağım ıspanağını, koyulaştıktan sonra, piştikten sonra beşamelimiz. Sonrasında da blenderla çekeceğiz. Biz evde 4 kişiyiz. Eşim ve 2 kızım olmak üzere. Herkesin damak tadı çok farklı aslında. Herkese bir şey beğendirmek zor oluyor. Hepsinde damak tadı farklı olduğu için herkese farklı farklı yemekler yapabiliyoruz bazen. Bir 19 yaşında kızım var, bir de 2 yaşında kızım var. 2 yaşındaki olan kızıma böyle sebzeler yedirmeye çalışıyorum. Ona da böyle farklı tarifler yapıyorum. Sık sık yapılan tariflerden biri bizim evde bu. Sadece ette değil de tavukta da kullanabiliyorum bu beşamel sosu, ıspanağı. Şöyle koyulaşmaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet.
Beşamel sos yaparken şöyle bir püf noktası verebilirim sizlere. Koyu olmasın. Koyu olursa dağılması zor oluyor. Mesela fırın makarna yaparken de beşamel sos yaptığımızda ben biraz sulu yapıyorum ki o her yerine dağılsın, böyle daha güzel bir soslansın ana malzeme diye. Şöyle şu kıvam iyidir. Bazen böyle koyu beşamel sosları görebiliyorum. Onları biraz daha sulandırabiliriz. Evet, bu hazır. Şimdi ıspanağımı koyuyorum içerisine. Ve bunu blenderdan çekeceğiz. Bu biraz içinde yumuşasın. Ben bu arada patateslerimi doğrayacağım. Ve önden bir tık haşlama yapacağım. Şöyle. Haşlamadan da yapabilirsiniz, ince ince keserek. Ama ben daha çabuk, daha kolay olsun diye şöyle ince ince kesip birazcık haşlama yapacağım. Mesela bu eti yemeği etle değil de tavukla da yapabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde et kullandım. Mesela evinizde et yok. Tavukla yapabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Ben yeri geldiğinde tavukta kullanıyorum bu yemekte. Aynı malzemelerde, sadece et yerine tavuk kullanıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Bizim evde eşim et sever. Kızım tavuk sever mesela. Hem tavuklu hem de etli yapabildiğim bir yemek. Şöyle hemen suyu içine atıyorum. Ocağın altında açayım. Suyumu kaynatmıştım önden birazcık. Fırında da pişeceği için zaten çok fazla haşlamaya gerek kalmayacak. Kişi sayısına göre, evdeki kişi sayısına göre de malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle ince ince kesiyorum ve bunu da atıyorum. Bu kadar yeterli gelecek. Benim fırın kabım küçük. Bunlar yeterli olacak. Biraz da tuz atıyorum içine. Böyle haşlanan şeylerin, sebzelerin üzerine biraz tuz atarsak daha güzel ve lezzetli oluyor. Daha iyi içine çekmiş oluyor tuzunu. Tamamen yumuşamayacak. Az haşlanacak. Şimdi de etime geçiyorum. Etimizi de şöyle jülyen jülyen kesebiliriz. Şu yağlarını alalım. Et alırken de istediğiniz eti kullanabilirsiniz. Sadece antrikot ya da farklı etler değil de kuşbaşı etle de yapabilirsiniz bu yemeği. Evinizde aslında ne et varsa, hangisini kullanıyorsanız şöyle ince ince kesiyoruz. Tenceremize atıyoruz. Etimiz de çok güzelmiş. Güzel kesiliyor. Şöyle ince ince kestik. Bu etin içine de mesela ben patlıcan kullandım. Patlıcan sevmiyorsanız farklı malzemeler de kullanabilirsiniz yine. Şöyle hemen tenceremi alıyorum. Pişen etlerimi sonrasında şöyle hemen atıyorum. Beşamelim de hazır. Onu sadece şimdi blenderdan çekeceğim. Şöyle hemen alıyorum onu da. Şöyle atalım. Şimdi beşamelimi de şu şekilde karıştırıyorum. Blenderdan çekmemize bile gerek yokmuş aslında. Gayet güzel haşladığımız için şöyle karıştırdık ve yumuşadı. Ama biz yine de çekelim. Pütürsüz bir kıvam olması için. Şöyle bir iki tık yapacağız, tamamdır.
tamamdır. Bu kadar. Renge bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Evet. Rengi görüyorsunuz. Şöyle. Patatesle birlikte o görüntü daha güzel olacak. Şimdi son etimi de kesiyorum hemen. Etimizin yumuşak olması önemli aslında. Etimizin güzel pişmesi önemli. Şöyle güzelce pişireceğiz. Bu etimiz zaten bizim antrikot kullandık bugün. Dediğim gibi evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Daha güzel pişirirseniz sert etler bile güzel olur. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Hafif sulandıkça zaten yumuşayacak, pişecekler. Ben bu arada soğanımı doğrayacağım ve diğer malzemelerimi doğrayacağım. Evet, şimdi diğer malzemelerimi doğruyorum. Soğanımı da doğrayıp etimin içine atacağım. Şöyle uzun uzun jülyen şeklinde soğanlarımızı da doğruyoruz. Ben buna kırmızı biber ekledim ama yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Ben bazen böyle renkli biberleri çok seviyorum. İçine yeşil, kırmızı, sarı varsa eğer kullanabilirsiniz. Yemeğin görseli çünkü çok önemli. Lezzet kadar benim için görsellik de çok önemli. Etimizin yumuşak olması için de vaktiniz yoksa eğer sirkeyle etimizi pişirebilirsiniz önden bir. Yani sirke koyup içine şöyle birkaç saat beklettikten sonra sirke eti çürüttüğü için çok güzel ve lezzetli bir et olacak. Çabuk ve kolay pişmesini de sağlayacak aynı zamanda. Beşamel sosu için de mesela başka renklendirmek için ne kullanabiliriz? Aslında kırmızı pancar da kullanabiliriz. Kırmızı kırmızı olur. O da çok güzel olur. Haşlanmış kırmızı pancarı içine rendeleyip kırmızı bir renk alabilir aslında. O da şu an aklıma geldi. Onu da deneyip tarifi yine sizlerle belki de paylaşabilirim. Şöyle etimiz sulandı. Şimdi diğer malzemelerini de hemen ekleyeceğim. Böyle doğrama işlerini çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Şöyle hızlı hızlı. Evet. Bu da tamam. Sarımsağımız da var içinde. Sarımsağımızı da doğruyorum. Ete çok yakışıyor sarımsak. Ben gerçi her yemekte kullanmaya çalışıyorum sarımsağı. Şöyle iki diş yeterli olacak. Sarımsaklarımız büyükmüş. Evet. Etim de gayet güzel pişti. Şimdi patateslerimi de alacağım. İlk önce soğanlarımı koyuyorum etin üzerine. Sarımsaklarımı da atacağım. Şöyle hepsini birden güzelce kavuracağım. Şimdi biraz da yağ ekleyelim burada. Harika oldu. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. İstediğiniz her çeşit baharat kullanmakta özgürsünüz yemeklerinizde. Hani biz sadece karabiber, tuz falan veriyoruz ama kekik de kullanabilirsiniz. Ete yakışıyor. Şunu da şuraya koyacağım. Şimdi biberlerimi de ekliyorum. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Şimdi bu kavrulurken ben hemen patateslerimi alacağım. Fırınımız zaten açık ısında. Evet. Şimdi hemen patateslerimizi de alalım. Şurada hemen yiyelim. Dediğim gibi süzmeden de yapabilirsiniz. Ben biraz daha pişme süresini kısaltmak için süzüp koydum. Şöyle. Şimdi şu
tezgahımın üzerinde bir hemen silmek istiyorum. Temiz çalışalım. Beşamel sosumu da alıyorum. Eğer beşamel sosunuz koyulaşırsa biraz süt ilave ederek onu açabilirsiniz. Dediğim gibi böyle biraz daha sulu olursa daha güzel olacak. Hemen alt tabanına birazcık beşamel sosunu daha koyuyorum. Şöyle alt tabanında da o lezzeti yakalamak için şu yaptığımız önemli. Hemen patateslerimizi de biraz sıcak. Şöyle hemen diziyoruz. Şunu da alabilirim. Çok güzel, lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle bunları da koyalım. Üzerine bir kat daha beşamel sosumuzdan. Görüntü güzel değil mi? Çok güzel görüntüsü var. Üzerine de bol kaşar peyniri yine rendeleyip koyacağız. Evet. Çok kalın olmasını istemiyorsanız çok fazla kat çıkmayabilirsiniz üzerine. Biraz sıcak. Şöyle alalım. Bunu bir gün önceden yapıp buzluğa da koyabilirsiniz, buzdolabına. Ertesi gün pişirebilirsiniz. Mesela misafiriniz falan geldiğinde böyle hazırda bulundurup hemen kaşar peynirini üzerine koyup fırına atabilirsiniz. Daha pratik olması için. Evet, beşamelimi ikinci kata da döktüm. Üçüncü katı tekrar çıkıyorum. Ve 3 kat benim için yeterli olacaktır. Şöyle elimle daha pratik olacak galiba. Şöyle alıyorum ve son tekrar beşamel sosunu bitirip fırınıma veriyorum. Evet, bunu fırına koyduktan sonra hemen diğer yemeğime geçiyorum. Bisiklet köfteli yoğurtlu çorba yapacağız. Sonra da brokoli salatası yapacağız. Bir yere ayrılmayın, bizde kalın. Şunu döküyorum üzerine. Kaşar peynirinde böyle bolca üzeri de nar gibi kızarsın. Hemen fırına gitmeye hazırız. Evet, bu fırında pişerken şöyle 200 derecede üzeri kızarana kadar pişmesi yeterli olacak bizim için. Bunun da hemen yemeğimizin de domatesini ekliyorum. Karabiber ve tuzunu da ekledikten sonra bu yemeğimiz de hazır. Son birleşme aşaması kalıyor. Yemeğimizde bazen böyle yoğun bir kıvam isteriz ya, o kıvamı yakalamak için de ben şöyle bir tatlı kaşığı nişastanın içine su ekledim. Onu da hemen yemeğimizin üzerine dökeceğim. Acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben acı severim. Biraz da pul biber ekliyorum. Evet. Bu yemeğimiz burada pişiyor. Şimdi ikinci yemeğimize geliyoruz. Şimdi de sırada misket köfteli yoğurtlu çorbamız var. Malzeme listemizde kıymamız, kıyma için soğanımız, karabiberimiz, tuz ve çorbası için de yoğurt, şehriye, un ve yumurta kullanacağız. En sonunda da köfteleri kızartırken nane ekleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Şehriye kullanıyorum yoğurt çorbasında. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Pirinç de kullanabilirsiniz. Şehriye de erişte de çok güzel oluyor. Şöyle birazcık haşlayacağım şehriyelerimi ve köfte yapımına başlayacağım. Şöyle kıymamı hemen kabıma alıyorum. Biraz soğan ekliyorum. Tuzumuzu alıyorum.
ve biraz da karabiber tabii ki. Köfte de olmazsa olmaz. Şöyle hemen yoğuruyorum. Ve minik minik köfteler yapıyorum. Bu minik minik köfteleri ben aslında nasıl yapıyorum? Böyle yarım kilo köfteyi alıyorum önüme, malzemelerimi koyuyorum. Ve minik minik yapıp poşetlere koyup böyle birer porsiyonluk yine çorbalarda kullanmak için buzluğa atıyorum. Daha pratik oluyor. Uğraşmaktansa hemen buzluktan çıkartıp yapıyorum köftelerimi de. Bu anne köftesinin sırrı nedir aslında biliyor musunuz? O anne eli lezzetidir bence. Ben köfte yaparken, normal köfte yaparken şimdi buna çorbaya koyacağımız için koymadım ama galeta unu kullanırız ya bazen evde bayat ekmek olmayınca. Ben o galeta ununu sevmiyorum. Çünkü galeta unu bana göre biraz sertleştiriyor köfteyi. Eğer imkanınız varsa bayat ekmekleri de değerlendirmek açısından mutlaka köftenin içine bayat ekmek kullanın derim. Birazcık böyle sulandırıp koyuyorum ben. Daha yumuşak oluyor. Şöyle minik minik yapıyorum ve tavama atıyorum. Bu arada şehriyelerim de orada birazcık haşlanacak. Dağılmaması için de ne yapıyoruz köftenin içine? Yumurta koyuyoruz. Yumurta birleştiriyor, tutuyor. Ama şöyle söyleyeyim mi? Genelde ben köfte yaparken yumurta koymuyorum. Hiç dağılmadı şimdiye kadar çok şükür. 20 senelik mutfak hayatımda köfte yaparken hiç dağılmadı. Hani böyle fırında yaparız ya köfteler biraz daha çatlaması falan oluyor. Dalyan köfte falan yaparız. O zaman koyuyorum. Açıkçası biraz da kıymanın önemi var burada bence. Ben köftede hep dana tercih ediyorum. Danayla yapıyoruz çünkü kuzu yenmiyor bizim evde. Dana kullanıyorum. Onun işte kasabınıza güvenerek alacaksınız. Orta yağlı, az yağlı ya da yağsız. Ben köfte yaparken hep orta yağlı kıyma kullanıyorum. Şöyle minik minik köfteler yapıyorum. Dediğim gibi bu köfteyi böyle mesela çok çok yapıp buzluğa atarsanız da daha rahat köfteler. Şöyle hemen böyle çok çok ellerinde yaparlar ya şöyle ikili ikili falan. O hıza geçtim şu an. Şöyle bir yandan da ocağımın altını açayım. Köftelerim de kızarsın. Biraz da yağ ekleyelim. Köfteleri tereyağında da kızartabilirsiniz. Ayrı bir lezzet katacaktır. Köfteler kızardıktan sonra da içine nane ekleyeceğiz. Ve en sonunda da tabii mükemmel birleşme olacak. Bir coslama işimiz olacak. İşte en güzel görüntü orada. Şöyle hızlı hızlı hemen yapıyorum. Şehriyelerim de haşlandı sayılır. Hemen yoğurdun içine yumurtamı, unumu koyup sosumu hazırlayacağım. Çorbamın sosunu. Yoğurtlu çorba yaptığımızda hep kesilir ya. İşte onda da yine bir püf noktası vereceğim. Şöyle. Bu kadar yeterli olacak galiba bizim için şimdilik. Şöyle hemen elimi sileyim. Hemen yoğurdumu hazırlıyorum. Şöyle yoğurdumuzu koyalım. Unumuz ve yumurta sarımız. Hemen şöyle çırpıcıyı da alayım. Bunun kıvamının çok güzel olması önemli. Şöyle güzel karıştıralım ki o pütürlü pütürlü olacak içinde şeyler olmasın. Unlarımız falan böyle kıvamı güzel olsun. Şöyle. Şu sosu güzel karıştırın kesilmemesi için. Bunun böyle çok güzel bir şekilde karıştırılmış olması lazım. İçine biraz sıcak su ekleyeceğim. Bunu karıştırdıktan sonra yapıyoruz. Biraz da şöyle sıcak su koymamızın sebebi
kesilmesin diye. Çünkü şimdi yoğurdumuz soğuk. Sıcağın içine attığımızda o kesilecektir. Onu önlemek için şöyle çorbama da birazcık daha su ekliyorum. Şunu yaparsanız, sıcak su eklerseniz çorbanız kesinlikle kesilmeyecektir. Şöyle. Gayet güzel oldu kıvamı. Dediğim gibi pütürsüz bir hale gelene kadar karıştırın ki o kesilme işlemi de yine olmasın. Evet. Yoğurtlu çorba yapmak aslında bir 5 dakikamızı falan alıyor evde. Çok kolay. Benim kızım da çok seviyor bunu. Sürekli yaptığım bir çorba evde de. Evet. Ve şunu karıştırırken döküyoruz. Evet. Bütün işlem bu kadar aslında. Çorbada yine yoğunluğuna göre, kıvama göre suyunu dökebilirsiniz kendiniz zevkinize göre. Ben çorbada koyu sevmiyorum çok fazla. Biraz daha açabilirim bu çorbayı. Tamamdır. Bir taraftan da köftelerimi şöyle kızartayım. Evet. Şimdi köftemiz kızardı. Köftemi de son aşamada dökmek istiyorum. Sunumda böyle yeşil yeşil beyazın üzerinde köftelerle birlikte güzel bir renk görsellik katsın. Evet, çorbamız hazır aslında. Tuzunu da en son atıyoruz yoğurtlu çorbalarda yine. Bu da önemli bir püf noktası. Şöyle. Tuzunu da attıktan sonra, kıvamını da ayarladıktan sonra çorbamız hazır. Köfteler de oldu. Köftelerimi de şöyle atıyorum yağla birlikte. Evet, en son da naneyi yakıyoruz üzerine. Sunumda göreceğiz. Ve sıra geldi brokoli salatamıza. Brokoli salatamız için de haşlanmış brokolimiz, mayonezimiz, hardalımız, sarımsak ve limonumuz var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Brokolileri önden haşladım. Şöyle, brokoli sevmiyorsanız bunu mutlaka deneyin. Çünkü o kadar lezzetli bir sosu var ki. Şöyle mayonezimizi koyuyoruz. Hem çok sağlıklı. Yemeyenler bu sosla yiyebilirler. Şöyle brokoli biraz fazla şöyle koyalım. Hardalını koyalım. Hem de tam mevsimi. Şöyle biraz diri bırakıyorum brokolileri. Çok fazla ezmeden haşlıyorum ki o birazcık ağızda diriliği hoşuma gidiyor. Biraz da sarımsak eklemek istiyorum. Çünkü bu sosa o kadar güzel yakışıyor ki. Şöyle biraz da sarımsağımı ekledim. Tamamdır. Ve biraz da yağ ekleyeceğiz. Bu kadar. Bu salatayı tadına bu sosla birlikte inanamayacaksınız. Çünkü çok çok güzel oluyor. Hardal da seviyorsanız. Sevmiyorsanız hardalı çıkarıp sadece mayonez ve diğer malzemeleri koyup da yapabilirsiniz. Şöyle sosu da üzerine döküyorum. Hepsi bu kadar. Güzelce karıştırdık. Böyle içine birazcık renk katması için ben bazen havuç da haşlıyorum brokolinin yanına. Bu da çok güzel oluyor. Brokoli ile birlikte yan yana. Şöyle sosla birlikte güzel bir lezzet elde etmiş oluyorum. Evet. Şimdi yemeklerimiz hazır. Sunumda görüşelim sizlerle. Evet, yemeğimin sunumlarıyla geldim. Neler yaptık? Üzerinden hemen geçelim. Ispanaklı beşamel soslu greten yaptık. Sebzeli et yaptık. Ve gerçekten şahane oldu. Beşamel sosun içinde haşlanmış ıspanak kullandım. Blenderdan geçirdik sadece. Sebzeli ette de patlıcanımı sonradan ilave ettim kızartıp. Sonrasında ne yaptık? Köfteli çorba yaptık. Misket köfteli yoğurtlu çorba yaptık. Küçük küçük misketlerimizi yuvarlayıp kızartıp yoğurtlu çorbamızın içine koyduk. Ve sonrasında da brokoli salatası yaptık. Brokoli salatamızın içinde de sosu çok güzel, lezzetli bir sos yaptık. Hardal ve mayonez kullandık. Çok az sarımsak ve limonla taçlandırdık ve şahane menümüz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık yapanların. Hoşça kalın.